Çocuk haklarından söz edemezsiniz. Çocuklarımız hayatımızın en değerli varlığı, geleceğimizin teminatı, gözümüzün nurudur. Çocuklarımıza biz hem insani ve hem de vicdani olarak yaklaşır, çalışmalarımızı, politikalarımızı bu yönde geliştiririz. 20 yıl bunu böyle yaptık. Şimdi bütün konuşmacıları dinledim. HDP grup önerisindeki imzası olan Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanlığı'nı yaptım. Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanlığı'nın da üyesidir. Önerisini okudum, konuşmacıları dinledim. 3 dakikada, 20 yılda çocuklarımıza neler yaptığımızı anlatmaya kalksam burada yetmeyecek. Söylenenlere cevap versem saatlerce sürmeyecek. Uluslararası bütün sözleşmelere imza atan tek ülkeyiz. Çocuk hakları ile ilgili bütün kanunlarda Avrupa ile karşılaştırdığınız zaman en üst noktada, daha ileride olduğumuz bu kanıtlanmıştır. Bunları tek tek söylemeyeceğim. TCK'dan, anayasanın 41. maddesinde, 61. maddesinde çocuğa yönelik şiddet, istismar, çocuğa korumaya yönelik bütün düzenlemeleri yapmışız. Hayata insani olarak geçiriyoruz. Şimdi söylediğiniz sözlerde eğer samimiyseniz, çocuklarımızı bu kadar yakından düşünüyorsanız, onların yoksulluğunu önlemeye niyetiniz varsa, iş cinayeti dediğiniz, çocuklarımızla ilgili söylediğiniz bu sözlerin eğer arkasındaysanız, neden Diyarbakır anneleriyle ilgili konuşmuyorsunuz? Neden onların çocuklarıyla ilgili konuşmuyorsunuz buradan? Siz resim gösteriyorsunuz. Bakın, buyurun. Burada boyundan büyük kız çocuklarının, 11-12 yaşındaki çocukların elindeki silaha ne diyeceksiniz? Buyurun, buyurun. Daha çarpıcı olanını göstereceğim şimdi size. Buna ne cevap vereceksiniz? Bakın, buna ne cevap vereceksiniz? Bakın, ben milletvekili olarak, bu vatanın bir evladı olarak, bir anne olarak, kilolarından daha ağır yüklerle dağlarda dolaştırıldığı, boylarından büyük silahları eline verildiği, bombaların altına sürüldüğü, aç bırakıldığı, köle gibi istismar edildiği ile ilgili neden buradaki, sadece HDP'ye diye sözüm, bütün siyasi partilerin, gruplarının milletvekillerine sesleniyorum. Eğer vicdanınız varsa çıkıp birer cümle edin buradan. Tek söz size söylüyorum. Eğer insanlığınız kurumadıysa, vicdanlığınız kurumadıysa lütfen buna cevap verin. Onlarla gidin, konuşun, çözümle buraya gelin. Lütfen laf salatası buradan yapmayın. Teşekkür ederim. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Aynı zamanda bu mücadeleyi veren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Milli Savunma Bakanımız ve herkese, bütün güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Terörü kuratana kadar devam edeceğiz mücadelemize size rağmen. Sayın Beştaş. Hatipimize, vekilimize sataşmada bulunmuştur. Öncelikle hatipimize sözü. Buyurun Sayın Kerem. Şimdi konuşan hatibi daha öncesinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığından da biliyorum. Komisyonu toplamak için epey uğraşırdık kadınlarla ilgili sorunları gündeme getirebilelim diye. Şimdi de çocuklarla ilgili sorunlarda aynı yan yollara sapmayı tercih ediyor. Şimdi bu gösterdiğiniz fotoğrafların var olduğunu söyledim. Bu politikalar neden? Kimden kaynaklanıyor? Aynı politikaları harlayan bu ülkede defalarca, ne zaman bir yoksulluk olsa, ne zaman bir kriz olsa hemen bir sınır ötesi harekat başlatan siz değil misiniz? Kokainler, ülkede uyuşturucular, giren çıkan, nerelerden geldiği belli olmayan dolaşırken hemen İçişleri Bakanınız ortadan kaybolup ondan sonra bir harekat, işte çeşitli süslü adlarla ortaya konulmuyor mu? Bu ülke 40 yıldır bu savaşı yaşamıyor mu? Bu ülke 40 yıldır bu sorunla mücadele etmiyor mu? Nereye vardık biz? Nereye vardı
olacak bunun sonunda. Hamasetten başka bir şey yapıyorsunuz. Sadece varınız yoğunuz hamaset. Ne uyuşturucu ticaretini gizleyebilirsiniz, ne yoksulluğu, ne halkın ne de çocukların yoksulluğunu gizleyebilirsiniz. Eğer varsa bir savaş, bunu efendim. Gürsü'den bir dakikayı geçmez. Yerinizden bir dakika verin. Buyurun efendim. Açalım. Sayın Başkan, ben bizzat 5 gün boyunca 6 ilçeye gittim. Ben valilerle konuştum. Bunlar Photoshop değil. Bunlar bu terör örgütünün kendi basın yayınlarındaki olan ve dünyada yayınlanan görüntüler. Bakın, görüntülerle ikna olmadım. O ailelerle konuştum. Çocuklarıyla görüştüm. 13 tane çocukla görüştüm. Devam edeceğim. Onların ifadelerinde var. Zaten güvenlik kuvvetlerinde, güvenlik kollarında bunların da ifadeleri var. Kendi ifadeleri var. Ben aç bir aç, karda, kışta sırtımda 40 kiloyla dolaşıyordum. Bombaların altına benim komutanım gönderiyordu. İstismarları falan anlatmıyorum. Yoksulluktan bahsetmemiz gerekiyorsa eğitim hakkından bahsetmek istiyorum. Sayın Beştaş. Efendim, Sayın Beştaş. Sataşmadan söz istiyorum. Size rağmen sizin provokasyonlarınızla vesaire. Bir dinleyelim Sayın Grup Başkanı. Sataşmadan söz istiyorum Sayın. Buyurunuz efendim. 23 Nisan Çocuk Bayramı efendim bugün. Buyurunuz. Ya doğrusu biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her meseleyi hamasetle örtmeye çalışmasına alıştık. Yıllardır buradayız. Çocuk yoksulluğu var diyoruz. Çocuklar aç olduğu için kilo kaybediyor diyoruz. Çocuklar açlıktan hastalıklarla yüz yüze diyoruz. Getirmiş bana fotoğraf gösteriyor. Şimdi ben size öyle fotoğraflar getiririm ki nutkunuz tutulur. Fotoğraf demişken sizin hani İçişleri Bakanınız var ya, Süleyman Soylu. Uyuşturucu tacirleriyle, çetelerle, suç örgütleriyle çıkan fotoğraflarından binlerce albüm çıkar. O uyuşturucu tacirleri çocukları zehirliyor, zehirliyor. Bu sizin İçişleri Bakanınız. Bunu konuşmayın. Diyarbakır annelerine kendi siyasi emellerinize alet etmeyin. Siz bugün operasyonla Diyarbakır annelerinin evlatlarını öldürmeye gidiyorsunuz. Kime ne anlatıyorsunuz siz? Bu konuda iyi niyetli olun, iyi niyetli. Biz HDP olarak burada sadece çözüm savunuyoruz. Sadece barış savunuyoruz. Savaşa karşı tutumumuz da samimidir, içtendir ve en büyük bedelleri de ödüyoruz. Biz çocuk hakları derken çocukları ayırmıyoruz. Bütün çocuklara aynı gözle bakıyoruz. Ama siz, ben sizinle birlikte çalıştım. Çocukları ayırarak, kimlikleri ayırarak, böyle bağırarak, hamasetle bizi susturamazsınız. Sıçmanısınız.